Sayın seyirciler, pazar günü yapılacak referandum öncesi AKP ilçe binasında basın toplantısı düzenleyen AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, referandum, Ermeni soykırımı ve sınır ötesi operasyonu hakkında bilgiler verdi. Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı düzenlediği basın toplantısında referandum, Ermeni soykırımı ve sınır dışı operasyon hakkında bilgiler verirken muhalefet partilerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göstermiş oldukları tavırdan dolayı tepki gösterdi. Doğrudan demokrasilerde ve demokrasinin çıtasını yükseltmek için yapmamız gereken bir olay, dünyanın her tarafında bugün ileri demokrasilerde Batı'da referandum metoduna çok sık başvuruluyor. Çok sık konuda başvuruluyor. Türkiye maalesef bu konuda bugüne kadar birçok şeyi halka sormaktan, halka danışmaktan cesaret edemediği için referandum kültürümüz belki yeterli değil ama inanıyorum ki bundan sonra birçok konuda da referandumlar yapılacak ve referandum kültürümüz de ilerleyecek. Peki bu maddelere baktığımız zaman hepsi halkın faydasına ve krizleri ortadan kaldıracak çalışmalar. Ama krizlerden beslenenler var. Cumhuriyet Halk Partisi gibi maalesef halktan maalesef destek göremediği için sürekli kriz çıkarmak, kriz üretmek, kriz senaryoları yazmak, korku pompalamak suretiyle acaba iktidar olabilir miyim, meclise tekrar girebilir miyim anlayışındaki siyasi partiler tabii ki bu sefer de aman ha sakın sandığa gitmeyin, aman ha sakın cumhurbaşkanını siz seçmeyin anlayışına gelmişlerdir. Sanki sandığa gidilmezse ceza yokmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Onu da düzeltmek istiyorum. İlçe halkımızı, İnegöl'lü kardeşlerimizi buradan uyarmak istiyorum. Referandum içinde olsa sandığa gitmemenin 17 milyon cezası vardır. Türkiye'de terörün sadece askeri mücadeleyle değil, ekonomik ve demokratik çerçeve içerisinde yapılacak yatırımlarla mücadelenin daha güzel destekleneceğini bilen ve bunun için çalışan bir hükümet vardır. 58-59 ve şu anda iş başında olan 60. AK Parti hükümetleridir.